Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde Şam'da Bedrettin Şah adında biri vardı. Bu zat dünyada kedersiz, gamsız kimse aramaya çıkmıştı. Yanında veziri olduğu halde her yeri dolaştı. Herkesle görüştü, tam manasıyla mesut bir adam bulamadı. Nihayet bir gün yine tebdil kıyafetle Mısır'da dolaşırken bir kafede iki kişinin konuştuğunu duydu. Bunlardan biri, "Dünyada hiç kimse tamamen mesut olamaz," diyordu. Öbürü de, "Hayır," diyordu. "İnsanlar arasında tamamen mesut olanları da vardır. Benim bildiğime göre Ejderhan padişahı mutlaka halinden hoşnut ve çok bahtiyardır. Onun için dünyada ne gam vardır ne de kasavet." Bedrettin Şah bunları duyunca Ejderhan'a gitmeyi kararlaştırdı. Veziriyle beraber hemen ertesi günü yola çıktılar. Filhakika Ejderhan padişahı cidden mesut mutlu bir adam olmak üzere tanınmıştı. Hatta neşe ve şetareti, endişeden azadeliği bir derece idi ki ismi Hürmüz Şah olduğu halde bu isim unutulmuş ve Gamsız Şah namıyla şöhret salmıştı. Dünyada zevk ve safadan başka hiçbir meşguliyeti yoktu. Bedrettin Şah bu hususatı güzelce tahkik ettikten sonra cevahir taciri sıfatıyla bir yolunu bularak Gamsız Şah'ın sarayına girdi ve kendisine bir takım gayet kıymetli mücevherler takdim etti. Beğendiği takdirde gayet ucuz vereceğini söyledi. Gamsız Şah o mücevheratı görerek fevkalade takdir etti ve bu üç zatın pek muteber adamlar olduğuna, servetlerine delalet eden bu mücevherattan anladı. Aynı zamanda sözleri sohbetleri yerinde olduğunu görerek bir gece onlarla sohbet etmek istedi. Kendilerini saraya davet etti. Bedrettin ve arkadaşları davete icabet ettiler. Ejderhan hükümdarı bu adamlardan pek ziyade hoşlandı ve sık sık görüşebilmek için Ejderhan'da kalacakları müddetçe sarayında misafir olmalarını rica etti. Bedrettin Şah bu ricayı kabul ederek sarayda yerleşti. Fakat daima gülüp eğlenen Gamsız Şah'ın ahvalini, halini layıkıyla anlayamadığı için yüreği bir türlü rahat etmiyordu. Veziri Ataülmülk'e dedi ki, "Gamsız Şah'ın zevk-ü safadan başka bir halini göremiyoruz. Halbuki senin fikrine göre bunun da bir derdi olmak lazım geliyordu. Bunu nasıl anlarız?" Vezir, "Evet efendim, Gamsız Şah'ın da mutlaka bir kederi olacaktır. Kulunuzun reyime kalırsa bunu anlayabilmek için işi doğrudan doğruya kendisine açarsınız. Yani kim olduğunuzu, buraya ne fikirle geldiğinizi söylersiniz." Bedrettin bu fikri münasip gördü. İşi Gamsız Şah'a açıktan açığa söyledi ve kendisinin Şam padişahı olduğunu haber verdi. Bunun üzerine Gamsız Şah kendisine daha ziyade hürmet ve riayet gösterdi ve dedi ki, "Madem ki halimi, ahvalimi öğrenmeyi merak etmişsiniz, ben de sizden saklamak istemem. Fakat daha şimdiden şunu arz edeyim ki, bu davada veziriniz haklıdır. Siz benim böyle daima güler yüz gösterdiğime, memnun göründüğüme bakmayınız. Zahiren, görünüşte güler oynarsam da kalbim daima ağlamaktadır." Bedrettin bu sözleri işitince şaşırdı kaldı. Gamsız Şah ise kalkıp hareme gitti. Biraz sonra bir hadim, bir hizmetçi gönderdi. Bedrettin ve refiklerini, arkadaşlarını hareme celbetti. Kapıdan karşılayarak bir odanın kapısı önüne götürdü. Kapıyı açtı. Açar açmaz da Bedrettin ve arkadaşları musanna, süslü, müzeyyen bir sedir üzerinde
hüsnü anı, revnak ve taraveti emsalsiz bir dilberin oturduğunu, şaşayı cemali ile gözleri kamaştırdığını müşahede ve bir müddet beyhuş ve hayran bakıp temaşa ettiler. Nihayet bu güzele olan hayretleri biraz zahil olunca bu melek suret kızın kim olduğunu sordular. Gamsız şahtan şu cevabı aldılar: "Ah! Talihsiz başımı bunca felaketlere sokan, beni yeis ve ümitsizliğe düşüren işte bu gördüğünüz peri pikerdir. Bunun ismi Biricik Sultan'dır. Eğer biraz daha sabrederseniz gözünüz de görür ve benim ne kadar bedbaht, ne kadar mutsuz ve ne kadar talihsiz olduğumu anlarsınız." Gamsız Şah bu sözleri söyledikten sonra kapıdan içeriye girdi. Meleklerden de güzel olan o kız, Gamsız Şah'ın kendisine doğru geldiğini görür görmez, bila ihtiyar, yani ihtiyarsız bir şekilde gül gibi yanakları soldu, yüzü bembeyaz kesildi. Şah yanına oturunca da gözleri kapandı, kendinden geçti, garip ve elim bir heyet alarak bir tarafa yığıldı, kaldı. Gamsız Şah ona son derece tatlı ve müteessir bir sesle hitap etti: "Ey benim sevgili refikam, iki gözüm karıcığım, bir kere olsun lütfet, mürüvvet göster de beni bir nazarı iltifatınla mes'ud et, mutlu et. Nihayet zevcini, kocanı mesrur etmeyecek misin?" Daha bunun gibi bin rica ve niyazda bulundu ise de, mermer gibi ruhsuz bir cismin cevap vermesi mümkün idi de, o kızın dudağını bile oynatması muhal, yani imkansız hükmündeydi. Gamsız Şah, meyus, ümitsiz olarak Bedrettin Şah'ın yanına dönmek üzere ayağa kalktığı gibi kız da kendine gelmeye başladı. Gamsız Şah kendisinden uzaklaştıkça derece derece heyeti asliyesine, yani ilk durumuna rica etti, geri döndü ve yanındaki ihtiyar cariyesiyle konuşmaya koyuldu. Bu hal Bedrettin ile vezirlerinin son derece istiraplarını, hayretlerini mucib oldu. Evvel emirde bunun kızın Gamsız Şah'ı sevmediğinden ileri geldiğini zannettiler ise de, Şah'ın tekarrübü, yani yaklaşması üzerine gayri ihtiyari bir surette usule geldiğini görerek bu zanlarında hata ettiklerini anladılar. Mamafi Gamsız Şah kendilerini alıp başka bir odaya götürdü ve kızın şu hali neden neşet ettiğini, neden dolayı meydana geldiğini söylemeyi onlara vaat etti. Gamsız Şah misafirleriyle yalnız kalınca hikayesine şu suretle başladı: "Bundan 5 sene evvel idi. Pederim hayatta bulunuyordu. Gençlik sayıkasıyla bir seyahat etmek arzusuna düştüm. Babama söyledim ve ısrar ettim. Nihayet seyahate müsaade aldım. Aynı zamanda yolda beni muhafaza etmek üzere mahiyetime birçok adamlar ve masraflarım için de bir hayli mücevherat ve külliyetli nakit verdi ve birçok nasihatta bulundu. Ben ejderhandan böyle fevkalade bir alay ile hareket ettim. Her nereye gittimse hürmet ve riayet gördüm. Fakat ben de icap edenlere ihsan ve hediye vermekte kusur etmiyordum. Refakatimde Lalam da vardı. Bu zat aslen Çerkes'ti. İsmine Hüseyin Bey derlerdi. Küçükten beri bana fevkalade merbutiyet ve sadakat göstermişti. Kendisine emniyet-i mutlakam vardı. Bütün esrarıma, gizli hallerime vakıftı. Birçok şehirleri dolaştıktan sonra Kaşgar'a vardık. Orada bir müddet kalmayı niyet ettik. Bir gün Lalam Hüseyin Bey'i yanıma çağırdım ve ona dedim ki, ''Lala, ben böyle şehzade sıfat ve heyetiyle seyahat etmekten bıktım. Her yerde ahalinin bana gösterdikleri hürmeti beni adeta üzüyor. Böyle seyahatten bir şey anlamıyorum. Adi, sıradan insanların haline gıpta ediyorum.
birçok garip şeylere tesadüf ettiğim, denk geldiğim halde yakından görüp tetkik etmeye, onları incelemeye ve bu suretle merakımı izale eylemeye şehzadelik sıfatı bana mani oluyor. Bunun için ben efradı ahali arasına karışmak, herkesle görüşüp tanışmak, onların yaptığı işlerden istifade etmek, hasılı alalade sıradan bir adam gibi dolaşmak isterim. Lalam bu arzuma muhalefet göstermedi. Ne vakit arzu ederseniz bunun icrası kabildir. Ancak mahiyetinizdeki adamları burada terk etmelisiniz. Biz yalnız olarak Harzem tarafına gidelim. Arzumun böyle kolay husule geldiğini görerek memnun oldum ve sefer tedarikatını icrayı Lalam'a havale ettim. Yanımıza 2 binek hayvanı ile kafi miktarda mücevherat ve para alarak yola çıktık. Yolda hiçbir hadiseye tesadüf etmeksizin Kılıç Aslan namındaki padişahın payitahtı olan Harzem şehrine vardık. Doğru bir kervansaraya nazil olduk. Benim bir şehzade olduğumdan hiç kimse şüphelenmedi. Biraz istirahattan sonra şehri gezdik. Binalar da, sokaklar da pek muntazamdı. Bahusus padişahın sarayı fevkalade güzel ve muhteşemdi. Hüseyin Bey ile beraber bu sarayı hayretle temaşa ettik. Saray pek vasi bir binanın ortasında bina edilmiş ve bu sahanın etrafına adi duvarlar çekilmişti. Bu duvarların iç taraflarında ayrı ayrı birçok kaleler yapılmıştı. Oralara serbestçe girilebildiğinden temaşa arzusuyla kalelere yaklaşınca içlerinden bir takım seslerin harice aksettiğini işittik. Binaenaleyh bu kalelerin meskun olduklarına, yani içerisinde insan yaşadığına şüphe yoktu. Fakat hiç kimse görünmüyor, yalnız bazılarından kahkaha sesleri, bazılarından feryat ve figan, bazılarından da ahenk ve makam aksediyordu. Buna bakarak kalelerin mecnun muhafazasına mahsus olduklarına hükmettik ve biraz sonra bu hükmümüzü teyit edecek bazı şeyler işittik. Birisi Arapça gazel okuyor, aşıkını, mahbubesini sena ediyordu. Fakat sözleri o tarzda idi ki aklını oynatmış olduğunda şüphe bırakmıyordu. Başka bir kaleye tekarüp ettik, yaklaştık. Orada birisi yüksek sesle şiir okuyor, maşukasından, aşığından şikayet ediyor, gaddarlığını sayıp bitiremiyordu. Hasılı işittiğimiz sözlerden, türkülerden, kalelere kapatılmış olan mecnunların aşk neticesinde çıldırmış olduklarına şüphemiz kalmadı. Lalam da bu fikirdeydi. Bu müşahadatımız hakkında söyleşirken oralarda gezen bir adam yanımıza geldi ve bize dedi ki, mecnunların aşktan bahsetmeleri taaccübünüzü, hayretinizi mucip olmasın. Çünkü cinnetleri hep aşk yüzünden ileri gelmiştir. Bunu bilmediğinize bakılırsa siz bu memleketin yabancısısınız. Bunların hepsi padişahımızın kızını görünce ona aşık olmuşlar ve neticede çıldırmışlardır. Bu söylediklerimi ahali bilir. Kime sorarsanız doğru söylediğimi anlarsınız. Bu kız bazı kere oyun oynamak ve eğlenmek için saraydan nikapsız çıkar, mesire yerine gider. O zaman kendisini gören delikanlılar ona aşık olurlar ve bu dertten kimi helak olur, kimi aklını kaçırır, bu kalelere getirilip kapatılır. Padişah ise her göreni böyle mahvı perişan edecek derecede güzel bir kıza sahip olduğu için iftihar ediyor. Kızını görüp de aklını oynatanlar için işte bu kaleleri yaptırmıştır. Bu delikanlı sözünü henüz bitirmişti ki şehirden bir kalabalık sükun etti geldi. Birkaç asker 2 delikanlıyı kalelerin bulunduğu tarafa doğru sevk ediyor, arkalarından ahali yani halk takip ediyordu. Ben işte 2 mecnun daha götürüyorlar der demez muhatabımız bize, evet
padişahımızın kızı bugün de mesireye çıkmıştı cevabını verdi. Ben sözü işitince oradan süratle uzaklaşmaya başladım. Lalam Hüseyin Bey de beni takip etti. Ama bu nagihani isticalin sebebini anlayamayarak sordu. Padişahın kızını mesiredeyken görmek isterim. Bakalım dedikleri kadar güzel midir dedim. Lalam muhalefet etmek istedi ve böyle tehlikeye atılmamak evla olduğunu söyleyerek bana bir hayli nasihat etti. Fakat niyetimden vazgeçmeyeceğimi anlattım ve pederimin sarayında bu kadar güzel cariyeler gördüğüm ve ehemmiyet vermediğim halde bir kız ne kadar güzel olursa olsun onu görmekle şuuruma halel geleceğinden endişe etmemesini söyledim. Lalam beni fikrimden vazgeçiremeyeceğini kestirdiği için fazla itiraz etmedi. Fakat bu işten hiç de memnun olmadığını halinden anladım. Padişahın kızına Biricik Sultan diyorlardı. Hangi mesireye gittiğini öğrenmek için ahaliden bir adama sordum, tarif etti. Biz oraya giderken bir münadiye tesadüf ettik. Şöyle nida ediyordu. Şanlı hükümdarımızın kerimesi Biricik Sultan bugün falan mesireye çıkmıştır. Her kim ona bakar da bir hale uğrarsa kabahat kendisindedir. Başka kimse mesul değildir. Nihayet mesire yerine vardık. Ben telaş ile Biricik Sultan'ı arıyordum. Meğerse geç kalmışız. Biz gelinceye kadar Sultan arabaya binerek saraya geri dönmüş. Bundan dolayı son derece meyus oldum, çok üzüldüm. Hüseyin Bey ise bilakis memnun oldu. Ben herhalde bu defa değilse bile gelecek defa mesireye çıkacağı zaman kendisini behamal görmeye karar verdim. Bu ümitle günümü geçirdim. Halbuki ertesi sabah bu ümitten de mahrum kaldım. Çünkü ertesi gün taraf taraf münadiler çıkarak hükümdarın ahiren ittihaz ettiği karara tevfikan bundan böyle Biricik Sultan'ın mesireye çıkmayacağını hatta nikapsız yani örtüsüz gezmeyeceğini ilan ettiler. Bu haber beni büsbütün meyus etti, üzüntülere gark etti. Ben de Biricik Sultan'ı görmek hususunda tahammül edilmez bir heves peyda olmuştu. Son karar üzerine onu görmek imkanı kalmıyordu. Lakin bu imkansızlığın sevkiyle benim hevesim daha da artıyordu. Elbette bir çaresini bulacaktım diyordum. Bütün gün, bütün gece bu işi düşündüm. Hatırıma birçok çareler geldi. Nihayet şuna karar vererek icra ettim. En müzeyyen, en süslü esvabımı, elbisemi giyindim. Yanıma da bir hayli mücevherat ile altın aldım. Gidip sarayın bahçıvanını buldum. Yaşlı bir adamdı. Kendi gibi ihtiyar bir zevcesi de vardı. Eline bir kese verdim ve ''Baba bunu kabul ediniz. İçinde 500 altın vardır. İleride size daha ziyade, daha çok bahşiş veririm.'' dedim. Keseyi alarak tebessüm etti fakat dedi ki ''Oğlum hediyenize diyeceğim yok. Teşekkür ederim. Fakat bunu verişinizden elbette bir muradınız vardır. Emrinizin neden ibaret bulunduğunu beyan buyurunuz, bana söyleyiniz.'' ''Size bir ricam var. Beni bırakınız sarayın bahçesine gireyim. Biricik Sultan bundan sonra şehire açık çıkmayacağı için kendisini görmekliğim için bir çare bulunuz.'' Ben bu sözleri söyler söylemez bahçıvan vermiş olduğum keseyi aceleyle bana iade etti, geri verdi. ''Haydi işinize gidiniz. Bana teklif ettiğiniz işin neticelerini düşünmüyor musunuz?'' Siz sultana yalnız bir kere bakmakla çıldıracağınızdan maada ikimizin de katledileceğini bilmiyor musunuz? Hem kendinizi hem de beni nasıl bir tehlikeye koyacağınızı bir kere düşünmüyor musunuz? Ben keseyi tekrar bahçıvana vererek fevkalade hararetli bir surette yalvarmaya başladım. Eğer bu hususta bana yardım etmezseniz kederimden telef olacağımı söyledim. Bunun üzerine karısı müteessir olarak o da yalvardı. Nihayet bahçıvan sonunda razı oldu.
Fakat ölüm tehlikesine maruz kalmamak için münasip bir çare bulmak icap eder diyerekten bir müddet düşündü ve şunu buldu. Şimdi siz gider bu elbiseyi çıkarırsınız. Bayağı ve eskice bir elbise giyersiniz. Bu güzel saçlarınızla şüpheyi davet etmemek için başınıza deri gibi bir şey geçirirsiniz, bir keloğlan şekline girersiniz. Bu suretle hiç kimse sizden çekinmeyeceği için elbette günün birinde Sultan Han'ın bahçeye çıktığı zaman kendisini görürsünüz. Başka çare yoktur. Ben biricik sultanı görmekten başka bir şey düşünmediğim için ihtiyar bahçıvanın bu teklifini derhal kabul ettim. Gidip tarif ettiği kıyafete girdim ve bahçıvan çırağı sıfatıyla avdet ettim, geri döndüm. Bahçıvan bu defa beni yanına alarak bahçeye götürdü, elime bir bel verdi. Nasıl kullanacağımı ve ne yapacağımı tarif etti. Ben orada çalışırken arada sırada bir takım harem ağaları yanımdan geçerler ve bana dikkat bile etmezlerdi. Benden şüphe etmediklerini böylece anladım. Akşama doğru bahçıvan beni yoruldu zannıyla işi bıraktırdı. Berrak bir su ile dolu bir havuzun başına götürdü. Orada çimen üzerine bir poz serilmiş, müteaddit mezelerin olduğu bir sofra kurulmuştu. Bir şarap destesiyle bir tambur da bir kenarda duruyordu. Bahçıvan ile ikimiz oturduk, yedik, içtik. Desteyi bitirmek üzereyken bizim usta neşelendi. Tamburu alarak çalmaya başladı. Ben gayet güzel tambur bildiğim için onu tahsin ettim, alkışladım. Bundan hoşlanarak, "Al oğlum, sen de biraz çal," dedi ve tamburu bana verdi. Ben de çalarak bir de güzel gazel okudum. Bahçıvan çok beğendi. Halbuki o sırada tesadüfen büyük vezir bahçeden geçiyormuş. Bizim böyle tambur çalarak gazel söylediğimizi işitince yavaş yavaş yanımıza sokularak dinlemiş. Ben gazeli bitirince yanımıza geldi. Ben kendisini görür görmez kalkıp gitmek istedim. "Dur çocuk, niçin kaçıyorsun?" dedi. "Aman efendim, sizin gibi büyük bir zatın huzurunda durmak haddim değildir," dedim. Fakat vezir bilakis ısrar ederek kim olduğumu sordu. Ben şaşırdım. Lakin bahçıvan benim yerime cevap vermekte müsaraat gösterdi. "Efendim, benim çırağımdır. Çok iyi bahçıvanlık bilir. Böyle bir çocuk bulduğumdan dolayı pek ziyade memnunum." Bunun üzerine vezir bir gazel daha okumamı emretti. Emrini yerine getirdim, çok memnun kaldı. Bizim hükümdarın bütün musiki takımı bu çocuğun yerini tutamazlar dedi ve biraz daha yanıma yaklaştı. "Acayip, bunun başında ne var? Kele benziyor," dedi. Bahçıvan, "Evet öyledir," diye tasdik etti. Vezir, "Eğer öyle olmamış olsaydı bahçıvan çıraklığından çıkarır yanıma alırdım," diyerek yanımızdan ayrıldı. Ertesi gün vezir padişahın huzuruna girdiği zaman bir münasebet getirerek bahçıvan çırağının emsalsiz bir musiki şinas olduğunu söylemiş. Padişah pek ziyade merak etmiş, dinlemek istemiş. O akşam havuz başına bütün sazende ve hanende takımının toplanmasını ve sofra hazırlanmasını emretmiş. Akşama doğru emri veçile havuzun etrafına halılar serildi, sofralar kuruldu, sazende ve hanendeler hazır oldu. Biraz sonra hükümdar veziriyle beraber geldiler, oturdular. Padişah maiyetinin de oturmasını emretti. Ben evvelce toplamış olduğum çiçeklerden güzel bir sepet tezyin ederek huzuruna çıktım ve sepeti önüne koydum ve kemali tazim ve adab ile geri çekildim, durdum. Padişah bana dikkatli bakarak, "Keloğlan sen misin?" sualini verdi. Yine bahçıvan cevap verdi ve ilaveten bahçıvanlıktaki maharetimi methetti. O zaman padişah bahçıvana dedi ki, "Senin çırağın güzel tambur çalıyor, gazel okuyormuş." Bahçıvan tasdik etti ve sesimin pek müessir ve güzel olduğunu söyledi. Padişah da maharetimi göstermemi emretti. Bir tambur alarak bir takım gazeller okudum.
Padişah da diğerleri de pek beğendiler. Bunun üzerine sırasıyla ud, keman, santur çaldım ve tekrar okudum. Bunların hepsinde maharet gösterdiğim için padişah fevkalade mahsus olarak bana 1000 altını havi bir kese ihsan etti. Ben keseyi açtım, içinden altınları alarak bütün sazende ve hanendelere dağıttım. Cümlesi müteahhir oldular ve "Bu çocuk ne kadar asalet sahibi, kel olması ne kadar yazık" diye söylenmeye başladılar. Padişah teaccüpte, hayrette kaldı. Altınları niçin kabul etmediğimi sordu. Kendisinin hizmetiyle müftehir olup servete muhtaç olmadığımı söyledim. Bu cevabım pek ziyade hoşuna gitti. Ondan sonra hükümdar taam emrini, yani yemeye başlanmasını emretti. Yediler, içtiler. Musiki takımı fasıllar yaptı. Fakat onları lezzetle dinleyemediler. Yine bana bazı parçalar okuttular. Sonra vaktin gecikmesi üzerine saraya avdet ettiler, geri döndüler. Ben bahçeye gireli 2 gün olduğu halde Biricik Sultan'a henüz tesadüf etmediğimden dolayı endişe ediyordum. Nihayet ertesi, yani 3. gün bahçede bir müddet çalıştıktan sonra istirahat için bir gül fidanının dibine oturdum ve elime bir ud alarak çalıp eğlenmeye başladım. Birdenbire karşıma yüzü örtülü bir kadın çıktı ve elindeki udu bırakarak "Kalk, padişahın kızına takdim etmek için çiçek topla. Kendisi bahçededir. Şimdiye kadar hazırlamış olmalıydın. Size mutlaka vazifenizi hatırlatmamız mı gerekir?" diyerek beni azarladı. Hemen ayağa kalkarak ihtiram ile "Sultan Hazretlerinin bahçede olduğunu bilmiyordum. Fakat bilmiş olsaydım bile benim çehrem gibi bir çehre ile nasıl cesaret eder de karşısına çıkabilirdim?" Kadın kahkaha ile güldü. "Ne demek? Bir parça kel olmakla kendini göstermeye cesaret etmiyor musun? Biraz sonra seni sultanın huzuruna götüreceğim. Kel olduğunu kendisi de cariyeler de biliyorlar. Senden nefret etmezler. Bilakis hoşlanırlar. Methini işitmişler. Çabuk çiçekleri topla, seni götüreceğim." Bu teklif benim zaten canıma minnetti. Hemen koştum, bir sepet aldım, çiçek doldurdum. Kahya kadının yanına döndüm. Beni aldı, ileride bir kamereye götürdü. Orada fevkalade bir taht üzerinde Biricik Sultan oturuyordu. Etrafında birbirinden güzel 20-30 kadar cariye ayakta duruyorlardı. Fakat sultan hakikaten o kadar güzeldi ki yüzüne bakınca ağzım açık kaldı, olduğum vaziyette donmuş gibiydim. Bu hayretim o kadar güzelliğe karşı pek tabii bir şeydi. Mamafi o halim hepsinin kahkahalarla gülmesine sebebiyet verdi. Bütün cariyeler benimle eğlenmeye koyuldular. Benim de diğer delikanlılar gibi aklımı kaçırdığımı zannettiler. Fakat doğrusu bulunduğum halde cinnetten pek de uzak değildi. Nihayet kahya kadın beni ikaz etti. "Öyle mermer gibi ne duruyorsun? Haydi git, sultanımıza çiçekleri takdim et." Bu sözler üzerine biraz kendime geldim, tahtın önüne geçtim, çiçekleri ayağı ucuna bıraktım. Kendim de kemal-i edeple yere diz çöktüm. "Sultan hanım, kalk seni görelim, nasıl bir adamsın?" dedi. Kalktım, bu defa da cariyeler başımı gördüler, tekrar kahkahaları kopardılar. Böylece bir müddet eğlendikten sonra sultan bir ud getirilmesini emretti ve "Dün pederimi eğlendirmişsin, seni çok methetti. Bakalım maharetini bize de göster" dedi. Emre uyarak udu aldım, gayet aşıkane ve hazin bir gazel okudum. Bütün cariyeler alkışladılar. Şu kadar ki Biricik Sultan alkışta cümlesine tefafuk etti, yani onlarla beraber alkışladı. Daha birkaç parça çalarak hep yanık yanık gazeller okudum. Cariyeler şimdi artık görünmüyordu. Mütemadiyen fısıldaşıyorlardı. "Ne güzel çalıyor, ne müessir okuyor. Yazık, kel olmasaydı ne âlâ hanende olurdu."
Hatta Biricik Sultan'ın da kameriyeden çıkarak saraya avdet ederken böyle bir adamın kel olması yazık dediğini işittim. Onlar gittikten sonra başçıvanın yanına gittim. Beni görmek için gelen Lalam Hüseyin Bey'i orada buldum. Hemen sultanı gördüm dedim. İkisinin de renkleri değişti. Yüzüme dikkatle baktılar. Sultanı gördüğümden dolayı yüzümde cinnet asarı müşahede edeceklerine intizar ediyorlardı. Bana niçin dikkatle baktığınızı anladım. Merak etmeyiniz, hamdolsun henüz çıldırmadım, delirmedim diyerek macerayı tafsilatıyla naklettim ve kendimi sultana beğendirmek için bahçede o kıyafette bir müddet daha kalmak istediğimi söyledim. Gerek Hüseyin Bey, gerek bahçıvan beni bu fikirden vazgeçirmek istedilerse de mümkün olmadı. Hele bahçıvana yeniden bir takım bahşişler vererek onu kandırdım. Ertesi gün biraz istirahat etmek üzere suları berrak havuzun kenarına gidip oturdum. Bir aralık tesadüfen suda yüzümü, kıyafetimi gördüm ve böyle bir heyette bulunmaya mecbur olduğumdan dolayı fevkalade teessüf ettim, çok üzüldüm. Aman yarabbi, sevdiğim bir padişah kızının karşısına çıkabilmek için böyle müstekreh, ikrah edici bir duruma girişim ne kadar talihsizliktir. Böyle menfur, nefret edilecek bir şekil ile hiç onun hoşuna gidebilir miyim? Ah, kendimi tabii halimle bir gösterebilsem. O teessürle başıma kel şeklini veren deriyi çıkararak suda saçlarımı yıkamaya başladım. Biraz sonra deriyi tekrar başıma geçirmeye uğraştığım sırada bir kadının yanıma gelmekte olduğunu gördüm. Aceleyle deriyi düzelttim. Gelen sultanın kahya kadınıydı. Ey Keloğlan, sen herkesten ziyade talihlisin. Sana bunu haber vermek için deminden beri arıyorum. Bu halde bulunduğuna rağmen sultan senden pek hoşlandı. Gazel okumak için bu gece seni kendi dairesine götürmemi emretti. Bu gece buradan bir yere ayrılma diye tembih ederek gitti. Beni pek ziyade müteessir bir halde bıraktı. Biraz kendimi toplayınca bahçıvana gittim ve o gece ben dışarıda kalırsam merak etmemesini söyledim. Ortalık kararmak üzereyken kahya kadınla kararlaşan yere giderek beklemeye başladım. Epeyce vakit geçtiği halde kimse görünmediğinden sabrım tükenmeye başlamışken harem ağası geldi ve kendisini takip etmemi emretti. Saraya vardık, beni gizli bir kapıdan içeriye aldı, Biricik Sultan'ın dairesine götürdü. Biricik Sultan bir minder üzerine uzanmıştı. Cariyeleri etrafında oturmuşlar, hikayeler anlatarak onu eğlendiriyorlardı. Benim girdiğimi görünce kalktılar ve ''İşte Keloğlan geldi, bizi eğlendirecek.'' dediler. Sultan da bana ''Ey delikanlı, dün beni güzel eğlendirdin. Onun için bugün seni de görmek isterim.'' dedikten sonra bana bir ut verdirdi ve çalmamı emretti. Emrini yerine getirdim, bir takım aşıkane gazeller okudum. Onu gördükçe aşkım tezayüt ettiği için, yani arttığı için daha müessir, daha muhrik, daha heyecanlı bir şekilde söylüyordum. Müteaddit çalgılarla icrayı ahenk ettikten sonra raks etmemi de emretti, kalktım ve mükemmel bir şekilde raks ettim, dans ettim. Cariyelerinden bazıları da bana refakat ettiler. Ne çare ki raksın heyecanlı zamanında başımdaki deri gevşeyerek yere düştü. Cariyeler derhal hileyi anlayarak bağırmaya çağırmaya koyuldular. Sultan da fena halde hiddetlendi. Ben seni hakikaten kel zannediyordum. Meğer sen hilekar bir adam imişsin diyerek bir hayli azarladıktan sonra harem ağalarını çağırdı, beni dışarıya çıkarttı. Beni bir odaya kapattılar, ertesi güne kadar orada bıraktılar. Ertesi sabah padişahın huzuruna çıkarıldım. Padişah çok öfkeliydi. Sen niçin böyle kıyafet değiştirerek bahçıvan çırağı heyetine girdin? Niyetin neydi? Mutlaka namusa dokunacak bir harekette bulunacaktın. Çok şükür maksadına muvaffak olamadın.
şimdi cezanı bulursun dedikten sonra maiyetine hitap etti. Bunu götürünüz. Cinayetini teşhir ettikten sonra şüphesiz şerike cürmü olan bahçıvanla beraber idam ediniz. Emri kat'isini vererek benim hüviyetimi bile sormaya lüzum görmedi. Yalvarmak, hiç olmazsa bahçıvanın günahsız olduğunu anlatmak istedim. Dinlemedi bile. Fakat beni alıp götürecekleri anda büyük veziri fevkalade bir telaş ile huzura dahil oldu, şunları arz etti. Efendim, pek müessif bir haber geldi. Malumu devletiniz, Gazne Şahı bundan evvel Kerimeniz Sultan'la izdivaca talip olmuş fakat cevabı red almıştı. İşte bundan müfail olarak Kandahar Padişahı ile ittifak etmiş, ikisi birden aleyhinize kıyam etmişler, orduları ile buraya 3-4 günlük bir mesafeye kadar gelmişler. Padişah bunu işitince şaşırdı, vezirine sordu. Şimdi ne yapacağız? Efendim, vakit kaybetmeksizin asker toplamalı, başına mahir bir kumandan tayin ederek mümkün mertebe süratle düşman üzerine göndermeli. Bununla beraber Cenab-ı Hakk'ın inayetine mazhar olmak için camilerde dua edilsin, fukaraya sadaka verilsin. Kezalik tek bir mahpusları af buyurarak serbest bırakmalarını emretmelisiniz. Ümit ederim ki Cenab-ı Hak bu hayırlı işler üzerine bize muin olur, yardım eder. Vezirin bu nasihatı padişaha derhal tesir ederek kabul etti ve diğerleri ile beraber bahçıvan ve benim de salıverilmemizi emretti. Ben böyle mucize gibi canımı kurtarınca saraydan çıkarak doğru Lalam Hüseyin Bey'in yanına gittim. Dönen işleri anlattım ve Biricik Sultan'a ciddi surette aşık olduğumu söyleyerek bir yolunu bulup gönlünü almak ümidiyle burada kalmak istedim. Lakin Hüseyin Bey son derece muhalefet etti. İhtiyar pederimi düşünmek lazım geldiğini anlattı. Sözlerinin makul olduğunu gördüm. Fazla itiraz etmeyerek yola çıktık, Ejderhan'a döndük. Filhakika böyle hareket ettiğimiz aynı isabet oldu. Çünkü Ejderhan'a varır varmaz babamın çok hasta olduğunu haber verdiler. Fevkalade mükedder olarak saraya koştum. Sevgili pederimi ölüm döşeğinde buldum. Beni hasretle kucakladıktan sonra ruhunu teslim etti. Bir taraftan babamın ölümü, diğer taraftan tahta cülusumla başlayan devlet ve hükümet gaileleri bana bir müddet Biricik Sultan'ı unutturur gibi oldu ise de az zaman sonra aşkının ateşi kalbimde yeniden canlanmaya başladı ve gitgide şiddetlendi. Bir derecede ki gece gündüz onu düşünüyordum. Nihayet işi Lalam Hüseyin Bey'e açtım. Dedi ki, Harzem'e bir elçi gönderiniz. Biricik Sultan'ı pederinden isteğiniz ve razı olması için düşmanlarına karşı kendisiyle ittifak edeceğinizi bildiriniz. Bu fikri çok münasip buldum. İktiza eden nameyi mektubu yazarak bizzat Hüseyin Bey'i bu işe memur ettim. Azimetinden sonra avdetine tehalükle intizar ediyordum. Nihayet avdet etti, geri döndü. Harzem padişahının kendisini fevkalade riayet ve ihtiramla kabul ettiğini, mamafi Biricik Sultan'ı artık gönlümden çıkarmak lazım geldiğini söyledi. Neden dedim, şu cevabı verdi. Harzem Şahı, Gazne Şahı ile müttefikine karşı birkaç muharebede mağlup olması üzerine bağımsızlığını koruyabilmek için musalaha akdetti ve kızını kendisine vermeyi taahhüt etti. Biz orada iken başlayan muharebe işte bu suretle neticelenmiş oldu. Harzem'den hareketimin ikinci yahut üçüncü günü Biricik Sultan'ı Gazne Şahı'na göndermeye hazırlanıyordu. Bu sözler beni az daha çıldırtacaktı. Adeta çocuk gibi ağlamaya başladım. Hüseyin Bey beni teselliye çalıştı, nasihatler verdi. Unutturmak için en güzel cariyeleri buldurup sarayıma doldurdu. Fakat bir türlü Biricik Sultan'ı gönlümden çıkaramıyor,
üzülüyor, kahroluyordum. Bir gün Hüseyin Bey yine kederimi hafifletmek, beni eğlendirmek için uğraşırken vezir huzuruma geldi ve şu garip haberi verdi. "Efendim, birkaç günden beri Ejderhan kapıları haricinde bir takım sular zuhur etmiş. Orada gayet güzel hamamlar peyda oldu. Birkaç gün evvel orada hiçbir şey yoktu. Bu mükemmel hamamların ne vakit ve ne surette yapıldığını hiç kimse bilmiyor. Birkaç gün içinde öyle geniş, öyle muntazam binaların nasıl vücuda gelebileceğine kimsenin aklı ermiyor. Buna tarif olunmaz bir derecede taaccüp ettiğimi elbette takdir edersiniz." Hemen vezir ile Hüseyin Bey'i alarak bizzat şehir haricine çıktım. Haber verilen hamamları ziyaret ettim. Filvaki fevkalade güzel yapılmıştı, hayran kaldım. Hamamlarda hizmet eden delikanlılar gayet güzel idiler ve birbirlerine tamamıyla benziyorlardı. Birini diğerinden fark etmek kabil değildi. Hamamın sahibi de 50 yaşlarında ve gayet yakışıklı, muhterem bir zattı. Hamama gelen müşterilerin hizmetine bizzat nezaret ederdi. Herkes yıkandıktan sonra da gayet nefis şerbetler ikram olunurdu. Saraya avdet edince Hüseyin Bey'i gönderdim, hamam sahibini celbettirdim. Huzuruma çıktığı vakit kendisine iltifat ettim. Gayet beli, edip bir adamdı. Sohbetinden pek ziyade mütelezziz oldum. Yanımda bulunanlar da mahsus oldular. Söz arasında bir münasebet bularak dedim ki, "Kelamınızdan, sohbetinizden anlaşılıyor. Siz hekim, mütefennin, bilgili bir zatsınız. Sizden şunu rica edeceğim ki suallerime doğru cevap veresiniz. O hamamları nasıl inşa ettiniz ve inşa ederken nasıl oldu da hiç kimsenin haberi olmadı? Ey adil hükümdar, benim hizmetimde 40 tane amele vardır. Hepsi birbirinden mahirdir ve tecrübe sahibidirler. Onların vasıtasıyla yalnız bir günde şimdiki hamamlardan daha güzel ve daha mükemmelini inşa edebilirim. Bu amelelerin hepsi dilsizdir. Fakat kendilerine söylenen sözleri işitirler. Hatta kendilerine bir iş emretmek için söz bile söylemeye hacet yoktur. Yalnız işaretten anlarlar. Yüzünüze baktıkları gibi ne istediğinizi derhal idrak ederler. Arzu ediyorsanız irade buyurunuz, gelsinler bir şey yapsınlar." Hamam sahibinin sözünün doğru olup olmadığını anlamak için adam gönderip ameleleri çağırttım. Geldikleri zaman bunların hamamdaki delikanlılar olduğunu gördüm. Birbirlerine o kadar benzeyişlerini merak ettim. Bunların kardeş olup olmadıklarını sordum. "Evet efendim, hepsi bir ana evladıdır. Emrediniz her ne arzu ederseniz yapsınlar. Fakat rica ederim, huzurda bulunanlar çıksa daha iyi olur." Huzurumda bulunanlar adamın bu sözlerini işitir işitmez benim emrime ihtiyaç bırakmaksızın kendiliklerinden dışarı çıktılar. Adam ve 40 amele ile biz yalnız kaldık. Ne emredeceğimi biraz düşündükten sonra bulunduğumuz yer içinde bir hamam yapmalarını arzu ettim. Ben bu arzumu söyler söylemez hepsi birden ortadan kayboldular. Biraz sonra muhtelif renklerde bir takım mermerlerle ve daha sair levazımatla avdet ettiler, geri geldiler, çalışmaya başladılar. Hamamı o kadar süratle yaptılar ki ellerinin hareketlerini gözle görebilmek kabil değildir. Bir kısmı inşaat ile meşgul olurken diğerleri kaybolup levazım, malzeme yetiştiriyorlardı. Hasılı birkaç saat içinde 12 renkli mermer sütun üzerinde misli görülmemiş derecede zarif ve güzel bir hamam yapıp tamamladılar. Fıskiyelerden berrak sular beyaz mermerlerden yapılmış havuz içine akıyordu. Halbuki diğer malzeme gibi suyu da nereden getirip akıttıklarına insanın aklı ermek mümkün değildi. Ben bu şeye büsbütün taaccüpte, hayrette kaldım ve ne suretle yapıldığını söylemesini hamam sahibinden rica eyledim. O da bana şu cevabı verdi:
Bunları anlatmak uzun olur. Yalnız ben 39 muhtelif ilim sahibi olduğumu size söyleyebilirim. Ey muhterem filozof! Sizin gibi ilim ve fazılda emsalsiz bir zat ile dost olduğumdan dolayı kendimi fevkalade bahtiyar addederim. Adamlarınız vasıtasıyla her şeyi icra edeceğinize şüphem kalmadı. Hatta Harzem Şahı'nın kerimesi Biricik Sultan'ın şimdi buraya getirilmesini emredersem bu müşkil işi de icra edebileceksiniz zannederim. Efendim, arzu ederseniz adamlarım Biricik Sultan'ı Harzem Şahı'nın sarayından alırlar, buraya getirirler. Hiç arzu etmez olur muyum? Bana bunu yaparsanız daha büyük yardım, daha büyük iyilik etmiş olursunuz. Peki padişahım, zaten Harzem Şahı'ndan intikam almak arzusundayım. Bakınız, muradınıza hemen şimdi nasıl nail olacaksınız? Sonra 40 uşağından birine, haydi bu emrimi icra et, yerine getir deyince uşak kayboldu. Pek az sonra büyük bir velvele işitildi. Harzem Şahı'nın kerimesiyle beraber avdet etti, geri geldi. Ben o kadar hayrete düştüm ki gördüğüm şeyin hakikat değil rüya olduğunu zannettim. Fakat pek çabuk gelenin hakikaten sevgilim olduğuna kanaat getirdim ve hemen ayaklarına kapandım. Ah sevgili sultanım, şu filozofun himmetiyle, yardımıyla size nail olmak, kavuşmak şerefiyle mübahi oluyorum. Şunu biliniz ki sarayınızda bahçıvan kıyafetiyle gördüğünüz delikanlı ben idim. Beni ne suretle tard ettirdiğinizi ve ölümden nasıl kurtulduğumu bilirsiniz. Hakkımda gösterdiğiniz bunca şiddet ve hakaret size karşı kalbimde peyda olan aşk ve muhabbetime zerre kadar nakise getirmedi. Aşkımın şiddeti günden güne arttı. Size nail olmak için her fedakarlıkta bulunmaya hazırım. Bu defaki cüretimden dolayı her ne emrederseniz razıyım. Lakin sevda zede gönlüme merhamet buyurunuz. Kulunuz Ejderhan Padişahıyım. Biricik Sultan nasıl bir belaya uğradığını bilememiş olduğu için ilk başta sersem gibiydi. Nihayet kendini toplayarak vaziyeti anlayınca telaşı zahir oldu ve şöyle mukabele etti. İlk defa yanıma sokulmak için kullandığınız hileden dolayı size gücenmeye hakkım varsa da bu defaki cesaretinize bir diyeceğim yoktur. Zira beni hiç sevmediğim, istemediğim, bütün ruhumla nefret ettiğim bir padişah oğluna nikah edilmek üzereyken beni böyle bir beladan kurtardınız. Bunun için size çok teşekkür ederim. Ben bu söze hayret ettim. Acayip, siz Gazne Şahı'nın haremi olmadınız mı? Hayır, sizin elçiniz cevabı red alarak Harzem'den çıktıktan sonra pek çok hadiseler zuhur etti. Anlaşıldığına göre sizin bunlardan henüz malumatınız yoktur. Anlatayım. Gazne ile Kandahar Şahları ittifak ederek pederimin üzerine asker sevk etmişlerdi. Ordumuza galebe ettiler. Orduları Harzem şehrini muhasara etmek üzere ilerlemeye başladı. O zaman pederim alelacele bir elçi gönderdi ve cariyeniz Gazne Şahı'na nikah edilmek üzere sulha karar verildi. Halbuki ben Gazne Şahı'na gitmek üzere Harzem şehrinden hareket edeceğim gün, güzelliğimi işiterek bana gıyaben alaka eden Kandahar Şahı, Gazne Şahı'na beni kendisine alacağını bildirmiş. Bu yüzden araları bozuldu, harbe tutuştular ve neticede Kandahar Şahı galip geldi. Muharebede Gazne Şahı telef oldu. Kandahar Şahı bunun üzerine pederime elçi göndererek keyfiyeti bildirdi ve bana talip oldu. Pederim de ister istemez muvafakat gösterdi. Halbuki ben Kandahar Şahı'ndan fevkalade nefret ediyordum. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüp ağlarken beni ansızın bir adam kavradığını hissettim. Ne olduğunu anlayıncaya kadar kendimi burada buldum.
Biricik Sultan'ın henüz izdivaç etmediğini anladığım vakit tarif olunmaz bir memnuniyet hissettim. Kendisini cebren getirdiğimden dolayı tekrar özür diledim ve Ejderhan taç ve tahtını kendisine teklif ettim. Dilber Nigah teklifi kabul etti, mamafi nikah ve izdivacımızı pederinin rızasını tahsil etmeye talik eyledi. Harzem Şahı'nın bu hususta rızasını almak için ne yapmak lazım geleceğini alim adamla müzakere ettim. Şöyle bir fikirde bulundu. Siz pederine doğrudan doğruya bir elçi gönderiniz. Vuku'u hali yani olan işleri kendisine bildirerek kerimesini, kızını talep ediniz. İşin alt tarafını bana bırakınız. Ben onun nasihatine uygun olarak Lalam Hüseyin Bey'i ikinci defa olarak bir takım kıymetli hediyelerle Harzem Şahı'na gönderdim. Sevgilimi sarayımın en güzel dairesine götürdüm. Gece gündüz dört gözle Hüseyin Bey'in geri döneceği anı beklemeye başladım. Filozof bu işten dolayı fevkalade minnettar etti beni. Kendisine vezaret de versem kabul etmeyeceğini biliyordum. Binaenaleyh sarayda kalmasını, kendi evinde imiş gibi hareket etmesini ve bizimle beraber bulunmasını teklif ettim. Bu teklifimin ettiği hizmet ve iyiliğe mukabil olduğunu hissederek kabul etti. Hem de gösterdiğim iltifatın binde birine teşekkürden aciz olduğunu söyledi. Gelelim Harzem Şahı'na. Kızı birdenbire ortadan kaybolunca son derece meyus ve hiddete gelerek her tarafta onu arattırdığı halde hiçbir ipucu elde edemedi. Bunun üzerine bütün vüzera ve vükelasını toplayarak istişare etti. Netice-i müzakeratta Şehristan'da bulunan meşhur bir müneccime müracaat edilmesine karar verildi. Bu müneccim remil atarak Biricik Sultan'ın benim sarayımda bulunduğunu keşfetti. Harzem Şahı hemen Kandahar Padişahı'na name-i mahsus ile özel bir mektup ile bir ulak sevk etti. Biricik Sultan'ın çalındığını ve üzerime müştereken bir ordu sevk etmek lazım geldiğini bildirdi. Kandahar Padişahı bu haber üzerine pür hiddet kesildi, benden intikam almak maksadıyla ordusunu Harzem askeriyle birleştirerek harekete hazırlandı. Bu müşterek ordunun hareketinden bir gün evvel Lalam Hüseyin Bey Harzem şehrine ulaşmış ve padişahın huzuruna çıkmıştı. Padişah Hüseyin Bey'e bir söz bile söyletmedi. Senin hain padişahın tarafından niçin geldiğini biliyorum. Kızımı çaldırarak sarayında hapsetti. Fakat bundan son derece pişman olacaktır. Ben onun memleketini yakıp harap edeyim, küllerini savurayım da görsün. Böyle sihirbazlıkla kızımı çaldıran bir alçak padişah sefirinin ne haysiyeti olur? Haydi bunun boynunu vurun. Bu emir üzerine Hüseyin Bey'i cellada teslim ettiler. Saray önündeki meydana götürdüler, diz çöktürdüler. Cellat satırını kaldırıp tam Hüseyin Bey'in boynunu vuracağı anda Hüseyin Bey birdenbire ortadan kayboldu. Buna cellat da, padişah da, ahali de şaştılar, kaldılar. Hüseyin Bey'in ortadan kaybolması ile evvelce sultanın çalınması aynı esrardan ileri geldiğine hükmedildi. Padişah derhal Hüseyin Bey'in mahiyetinde giden adamların boyunları vurulmasını emretti. Fakat kimseyi bulamadılar, onlar da ortadan kaybolmuşlardı. İşte bu esnada Hüseyin Bey sarayıma vasıl olarak olan olayları vukuatı haber verdi. Ve Kandahar ile Harzem şahlarının müştereken üzerimize yürüdüklerini, niyetleri memleketi kasıp kavurmak olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben hemen savaş hazırlığına başlanmasına karar verdim. Alim adam dedi ki, ''Padişahım, bendeniz sizinle beraber olduktan sonra zerre kadar korkmayınız. Değil bunlar, bütün Hindistan, Çin, Moğol orduları hepsi birleşip üzerinize yürüse bile
hepsini altüst etmeye muktedirim. Hadleri varsa gelsinler. Siz merak etmeyiniz. Siz yalnız hududunuzun muhafazasını bana havale ediniz. Ne oyunlar ne manevralar çevireceğimi görsünler. Ona pek ziyade minnettar olarak bütün salahiyetimi kendisine verdim. Hazırlığa başladı. İktiza eden askerleri topladı ve sevk etti. İkimiz birlikte ordunun başına geçtik. Düşmanı karşılamaya gittik. Ne oldu? Bu alim nasıl bir efsun okudu, ne yaptı bilmem. Birdenbire müştereken ordumuza yürüyen Kandehar Şahı ile Harzem Padişahı arasına şiddetli bir muhalefet düştü. Birbirleriyle tutuştular, pek kanlı bir muharebe, bir savaş ettiler. Alimin tavsiyesi mucibince onlar böyle cenkleşirken biz seyirci kaldık. Fakat neticede Kandehar Padişahı mağlup olunca biz de Harzem ordusuna hücum ettik ve takattan düşmüş oldukları için kolayca galip geldik, Harzem Şahını esir tuttuk. Ben kendisine fevkalade hürmet göstererek sarayıma götürdüm. En güzel daireye yerleştirdim. Kızıyla görüştürdüm. Gönlünü almak için elimden gelen her şeyi yaptım. Nihayet beni affetti ve kızı ile izdivacıma izin verdi. Büyük bir düğün yaptık. Şenlikler günlerce sürdü. Sonra kayınpederimi muazzezen payitahtına geri gönderdim. Bu suretle dünyada en büyük emelime, yani biricik sultanıma nail olmuştum. Buna sebep bu alim olduğu için bana ettiği iyiliklere mukabil kendisine fevkalade muhabbet ve hüsnü zan peyda ettim. Adeta aileden imiş gibi karım ile teklifsiz görüşmesine müsaade ettim. İşte bu müsaade, bu izin felaketim oldu. Çünkü alim karımla birkaç defa görüşünce ona şiddetli bir alaka peyda etti. Ve nihayet sabra mecali kalmayarak yalnız bulundukları bir gün aşkını ona itiraf eyledi ve edepten hariç teklifte bulundu. Karım o kadar münfail oldu ki kalbinin bütün galeyan-ı şiddetiyle bu teklifleri reddetti ve esasen ona hürmet beslediği halde öfkesinden gayet ağır sözler söyledi. O zaman alim gördüğü muameleden son derece canı sıkıldı, muhabbeti o anda derin bir kin ve adavete tahavül etti ve şöyle tehditlerde bulundu. Demek benim sana ishar ettiğim aşkımı ve sevgimi kabul etmedin, beni tahkire cesaret ettin. Bunun nedametini, pişmanlığını ömrün oldukça çekeceksin. Seni bu kadar sevdiğin kocan yüzünden tedip edeyim de gör. Ve bu tehdidini derhal icra ederek karımın üzerine bir efsun okuyarak üfledikten sonra ortadan kayboldu. Karım onun bu tehdidinden ve okuduğu efsundan ilk hamlede ilk önce pek ziyade korktu ise de kendisinde hiçbir tebettül, değişiklik hissetmediği için bu tehdidin sırf korkutmak maksadına memni olduğunu zannederek müsterih oldu, rahatladı. Lakin heyhat, ben biraz sonra odasına girip yanına yaklaşmaya başlayınca demin gözünüzle gördüğünüz gibi sararıp soldu ve yanına vardığımda büsbütün bayıldı, mermer gibi hissiz bir halde kaldı. Ve ancak ben yanından uzaklaşınca tekrar kendine gelmeye başladı. İşte o günden beri bu hal böyle devam ediyor. Her ne zaman sevgili zevcemin odasına girsem aynı hal tekrar eğiliyor. Onunla iki kelime olsun görüşmek imkanı bulunmuyor. Görüyorsunuz ya, ben felaketzede bir adamım. Herkesin zannettiği gibi değilim. Alemin şu hıyaneti bütün hayatımı zehirledi. Gamsız Şah hikayesini böyle bitirince Bedrettin Şah kendisine teşekkür etmekle beraber bütün dünyaca kedersiz bilinen bu padişahın da bir felekzede olduğunu anlayarak derin bir düşünceye vardı. Yavaş yavaş vezirine kalben hak vermeye başlamıştı. Bedrettin Şah ile iki veziri
Ejderhan padişahının sarayında daha bir müddet kaldıktan sonra Şam'a dönmek üzere veda ederek hareket ettiler. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.